türküsü oldu Sivas'ın madı mağı. Aslı'nın türküsü oldu Sivas'ın madı mağı. Saklasın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmüşsün. Ya sen ne kadar gönüllü güzel bir insansın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Madımak'ın türküsü Sivas'ta söyleniyor ama Madımak'ın en güzel yemeği nerede yapılıyor biliyor musun? Tokat, Artova, Evlidere köyünde yapılıyor. Ya neden? Ben, neden diyorum biliyor musun Aslı? Merhaba ben Tokat Erbağ'dan Hüsamettin Küsmez. Oradan bağladım selam işi. Selam olsun Tokatlı hemşehrilerime. Aslı dedi. Hanım başarılarının devamını diliyorum. Seni her zaman ekranlarda görmek istiyoruz. Sıradaki türkü Tokat Artova Evlidere köyüne gelsin. Ve bu vesileyle bu türkü gitti. Tokat'tan çok ekmek yiyorum. Hepsi Erbağ değil mi? Artova. Tokat Artova Evlidere köyü. Tamam pardon. Hüsamettin küsmez. Bize küsme Hüsamettin ama bak oradan bağladık. Madımak'ın güzel sizin köyde pişirdik. Tüm Tokatlı hemşehrilerimize selam olsun. İzleyen tüm dostlarımıza kucak dolu selamlar gönderiyorum. Ama Tokat'tan da çok ekmek yiyorum. İnkar edemem. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Sinop'tan Anamur'a kadar. Edirne'den Kars'a ya kadar. Ya tabii ki. Zaten... Bir şemsiye altındayız. Bizi kimse bölemez. Bizi kimse yıkamaz. Biz kardeşiz. Öyle bir şans yok. Biz kardeşiz ya. 3-5 çapulcuya biz bu ülkeyi teslim etmeyiz ya. Şehit kanıyla yıkanan bayrağımızı biz kimsenin ellerine vermeyiz. Tamam belki satılabilir ama biz de gidiyoruz Amerika'dan evler alıyoruz. Gidiyoruz İngiltere'den biz de alıyoruz. Bizden alındığı zaman niye zorumuza gidiyoruz? Amerika'daki yerler şehit kanlarıyla, Amerikalıların kanıyla yıkanmadı mı? Ya hocam, her şey marifet yok. Mantıklı marifet. Herkes işine geldiği gibi düşünüyor. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Suç kişiseldir. Suç kişiseldir. Ben ona inanıyorum. O kadar. Ben şunu öğrendim. Yemin ediyorum doğusu batısı hiç fark etmiyor. Yok. Kendi çocuğumsa bile misal veriyorum. Bak candan misal verdim. Kendi işine geldiği gibi davranıyor. Hiç kimse kendini aklamaya çalışmasın. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz vatanımıza, milletimize sahip çıkmazsak kimse çıkmaz. Kimse huzur çıkmaz. İstiyorum. Sağlıklı bir ülke istiyorum. Huzurlu bir vatan istiyorum. Kardeşçe, dostça, her şeyden önce insanca yaşamak istiyorum. Bu da benim ve bütün insanların en doğal hakkı değil mi dostlar? Bence öyle yani. Evet sevgili Nezaket Kuruçay. Shakira gibi oldun Nezaket. 3 haftadır programa seni alamadık. Herhalde davulla zurnayla seni bandomuzu kaylan alacağız. Gönül adamı gönülden ve samimi. Toprağım Aslı'ya ve diğer dostlara keyifli programlar sevgiyle kalın demiş Nezaket Kuruçay. Nezaket benim çok canım. Çok seviyorum. Gönlü kadim çok dostum. Güzel bir insan ya. Selam olsun. Öpüyorum seni. Bacıların güzeli kurbanım sana. Bu arada bir cenazesi oldu. Bir eniştesini kaybetti evet, Antalya'da. Anne de rahatsızlandı. Allah rahmet eylesin. Allah sabırlar versin. Anneye şifalar diliyorum. Tabii işin esprisiydi. Nezaket delikanlı bir bayandır. Severim. Candır. Yani gerçekten harbi bir insandır. Ve zaten... Beni de buraya Nezaket yönlendirdi evet. İşin açığını konuşmak evet. Lazımsa. Dedi bacım ben gidemiyorum sen git. Ben senin sponsoruna 1 lira vermem git Nezaket'ten al paranı. Duydun mu ha o Nezaket? Evet.